personel yemeğinde bir şey varmış herhalde. Ama Kandemir abi de bak yok bir şey. O yememiş zaten. Gitti götürdü hepsini, sorun yok. Sen ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Taylan'ı arıyorum. Bu akşam için bir çözüm bulsun. Biz bu yemek işini yapamayız. Dur dur, ayıp. Ne gerek var? Çok ayıp olur adama. Rezil olur vallahi. O da bizde. Şemden başka şansımız mı var? Bence var. Fırat şef. Ay hiç öyle yapma suratını. Hiç öyle yapma. Adam işi biliyor. Ayrıca şu an onun ekibi de hazırdır. Ha, tamam arayalım, çağıralım, halletsin. Şemnem, adamı daha sabah kovdum. Evet. Öğlen de babana burayı 6 aylık lise başı yapacağım dedim. Ya kızım ne var bunda ya? Mecbur kaldık. Bundan daha kötü ne olabilir? Ha, bu durumdan. Gelsin akşam her şeyi halletsin işte. Hadi öyle düşün. Ya hani bu kız haber vereceydi ya? Siz eminsiniz değil mi? Bu kız kesin yani yardım edecek. Ya of Mirza, bir boş yapma Allah'ını seversen ya. Ah, arıyor. Vallahi arıyor. Baba 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 açmayın. Bir de polim yapayım. Alo. Fırat Şef. Merhaba, nasılsınız? İyi. Ben sizden bir ricada bulunacaktım da. Dinliyorum. Bu akşam için bize yardımcı olabilir misiniz? Ekibimiz rahatsızlandı. Çalışamıyorlar. Hmm. Nasıl bir yardımdan bahsediyoruz? Anladınız sanıyorum. Bu gecenin yemeklerini varsa siz ve ekibiniz hazırlayabilir mi? Bilemedim. Akşam için planım var. Hazır çalışmıyorken keyif yapayım dedim. Ya da neyse, tamam. Hallederim. Yalnız sizin restoranın menüsü yetişmez. Beni özgür bırakın. Bildiğim gibi takılayım. Bildiğim derken? O da sürpriz olsun canım. Daha beterdi, intikam düşünemiyorum gerçekten. Ne intikamı? Beni aradığında saat kaçtı farkında mısın? O saatten sonra nasıl bir yemek yapmamı bekliyorsun? Ama yani bir gece ve kebap olacak şey mi sence? Nazcığım, tebrik ediyorum. Bu buluş bir harika. Yani hepimize sürpriz oldu. Hem bu lezzetleri özlemiştik. Afiyet olsun. Umarım restoranına da bu lezzetleri eklersin. Vallahi tadı damağımızda kaldı. Patlıcanlı kebabımız da geliyor. Ay hiç hayır diyemeyeceğim. Ben de alırım vallahi. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tek hata istemiyorum şef. Gözüm üstünüzde. Bütün gece gözünüz üstümde olsun. Sevgilim, keşke bana da söyleseydin bu olanları. Adam resmen intikam alıyor onu kovduğunu diye. İnan böyle olacağını bilsem asla izin vermezdim. Ne çeviriyorsunuz siz? Ne yapıyoruz yani bu odanın gecesinde? Yok kızma Sevgi'cim. Şu geceyi bir atlatalım, anlatacağım ben sana her şeyi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Mutlaka edinin. Tabii. Şimdi de tutturdular, kitaplarınızı dizi yapalım diye. E tabii aldılar gerçek hikayelerdeki reyting kokusunu. Aa, çok çok özür dilerim, müsaadenizle. Tabii, müsaadenizle. Doktor. Tadına bakmak ister misiniz? Merak etmeyin, bu sefer o kadar acı koymayın. Kalsın. Sizi bu akşam memnun edemedik sanırım. Yo. Aslına bakarsanız kebaplarınız epey renk kattı geceye. Desenize. İkimiz de bu akşam şanslıyız. Dikkat çekmeyi seviyorsun değil mi? Bunu psikoloji diplomanıza göre mi söylüyorsunuz? Yoksa yaşam koçu sıfatınıza göre mi? Hayır, bu işin eğitimini alanlar kendilerine psikolog diyorlar. Sizin bu aşk doktoru biraz havada kalıyor sanki. Uzmanlığıma dayanarak bakınca korkunç bir aşk hayatınız olduğunu görebiliyorum. Bu pasif agresif tavırlarınız da hep bu yüzden. Ben bu herifi ciğer gibi şişiyorum. Değmez. Değmez. Tamam. Değmez. Tamam, biz işimizi yapalım. Ver onu da bana. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar. Geldiniz. Gelin sizi Hazım Bey'lerle tanıştırayım. Beza Hanım. Hazım Bey. Bunları şöyle bırakıyorum. Çok güzel kitap. Mutlaka okuyayım. En kısa zamanda restorana geleceğim. Çok merak ediyorum doğrusu. Gel tabii. Aa, hatta biliyor musun bizim yeni şefimiz eskiden sizinle çalışıyor. Öyle mi, kim? Fırat Karasu bak şurada işte. Fırat Karasu mu? Yok. Ben hiç tanımıyorum böyle birini. Nasıl ya? Emin misin? E,
Tatlım, bizim mekanda başından beri iki tane şefimiz oldu. Bir tanesi emekli oldu, diğeri hala çalışıyor. Emin misin? Başka bir restoranla karıştırmış olabilir misin? Ben gerçekten böyle bir şef hatırlamıyorum. Ben karıştırdığını düşünüyorum. Nasıl ya? Ne oldu ya? Yok artık. Vay anam babam. Şüş! Ya bugün nerede mi görücülük? Ne oluyor? Ne izleyiniz? Bir şey izlemeyik ya, ne izleyecek? İş yap İlkiye lafı. Sevi. Yok efendim ya abi. Bir şey yok. Ver bakayım. Ay, yok. Ay, yok. Ya, bir şey yok ya. As. Yok Asuman değil o ya, başka biri. Şemnem, Fırat'ın CV'sinde Green Luna da çalışmış diye yazmıyor muydu? Sedef'le konuştu, adamı tanımıyor bile. Hadi ya. Şemnem, Eyüp Şef'le sen konuşmadın mı? Bir yanlışlık var bence. Yani Eyüp Şef önerdiği için ben de oradan sorgulamadım ama biz bunu konuştuk ya. Yoktur bir şey yani. Yok Şemnem, en başından beri belliydi bu adam yalan söylüyor. Bir dur. Şemnem bırak gidip konuşacak. Bir saniye bak, şu an hiç sırası değil, şu an asla sırası değil. Bir sakin olur musun sen, bak rezil olur. Ne oluyor? Hasuman evlenmiş. Bir bakalım iki aşağıydı kim? Bu şerefsiz mi? Daniel. Şimdi kendi evliliğine koşuyor. Birazdan müzik başlayacakmış, Naz'a evlenme teklif edecek. Lan sen nereden biliyorsun? Lafın bir şey yok abi. Nazım bir dur. Bir saniye. Söyledi yalanı, Naz'a evlenecek. Hadi başlıyoruz. Işık. Kimsin sen? Bana neden yalan söyledin? Aşkın tarifini ver deseler bir saat ahkam keserdim. Şimdi soluğum kesildi. Sustum. Kelimeler uçup gitti. Bir tat kaldı bana. Yok yok, acı değil. Bu defa tatlı. Hem de insanı müptela edecek kadar tatlı. Hadi başlıyoruz Işık. Kimsin sen? Bana neden yalan söyledin? Kapatın perdeyi! Rafık. Herkese söyle toparlan. Hadi, hadi Rafık lütfen. Naz, iyi misin? Çok özür diliyorum. Gerçekten beni bir dinle. Bak İslam. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen aklını mı kaçırdın? Sen beni nasıl öpersin ya? Anlatmama müsaade et. Neyi anlatacaksın ya? Sen onca insan içinde beni öptün. Sen nasıl bir ruh hastasın? Sen sapık mısın? Nesin sen? Ben sapık değilim. Yemek tarafında sorun çıktı. Masalar devrilmeye başladı. Ben de restoran düşündüğüm için... Bu mu bahane? Ya sen beni nasıl rezil ettiğinin farkında mısın? Sen de üzerime koşturarak geliyordun. Kimsin sen diye soru soruyordun. O an perde açılacaktı. Rezillik o zaman çıkacaktı. Aklıma başka bir şey gelmedi. Dikkatleri dağıttım. Kusura bakma. Kusura bakma mı? Ya çıldıracağım ya. Sevgilim 3 adam o temizledi. Sen bunu nasıl yaparsın ya onun önünde? Ha? Vallahi o senin kadar takmıyor meseleyi. Ne demek o? Birisi benim yanımda sevgilimi öyle öpecek. O kadar insanın önünde. Sonra alacağım onu sahneye çıkartacağım. Kolundan tutacağım. Kitabın şovuydu falan diyeceğim. Yani neler. Haddini bil. Sana kalmadı Taylan'ı yargılamak, pis dolandırıcı. Ben kimseyi dolandırmadım. Hadi canım ya, o CV'nde yalan dolan zaten. Sen kimsin ya gerçekten? Bir söylesene. Sakin, tamam. Nazcığım, acaba sonra mı konuşsanız? Ha? Bir daha sakın karşıma çıkma.
Sakın. Ahlaksız. Seni merak ettim. Konuşmak istersen ara. Ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Ne işin var senin burada? Konuşmak istiyorum. Maalesef ben tanımadığım insanlarla konuşmam. Tanı o zaman. Hemen çekil, polisi ararım. Merak etmiyor musun? Sizin restorana niye geldim? Seni niye öptüm? Ben kimim? Sen düzenbazın tekisin. Bak, sana her şeyi anlatacağım. Sadece dinlemen yeter. Bırak Allah aşkına ya. Yapışmış. Ne yapıyorsun sen? İn arabamdan. Beni dinleyene kadar inmeyeceğim. Hemen in, hemen. Eğer benimle gelmezsen... Gider bütün basını toplar, bütün derdimi onlara anlatırım. Sen de akşam evden nakdeniz dersin. Hadi sür. Allah. Allah. Şoförlüğün iyi mi? Nereye gidiyoruz? Sağdan gidiyoruz. Mecburiyiz kalın. Neresi burası? Gelmiyorsun, anlatacağım. Neye bakıyoruz? İşim, evim, tüm hayatım. Antepli'nin yeri. Teyzemle birlikte işletiyoruz. Asistan da çalışanın yani. Çalışanın değil, dostum. Bu kadar mı? Ben sana yalan söylemedim. Ben gerçekten bir şefim. Ustalığı da Eyüp Şef'ten öğrendim. Fransız mutfağında öyle kurslarda değil. Ciddi ciddi 2 sene eğitim alarak öğrendim. Sadece o CV'de yazan mekanlarda çalışmam. Ödüllerim yok, madalyalarım. Niye benim restoranıma girdin peki? Niye sahte CV hazırladın? Burada işler yolunda gitmiyor. Ek işe ihtiyacım vardı. Gördün beni işte. Herkesle anlaşabilen birisi değilim. Tesadüfen de biz mi çıktık karşına? Tesadüfen değil. Seni görmüştüm. Bir magazincide röportaj yapıyordu. Yemek benim için kök salmak, şifa bulmak demişti. İşte o an anladım. Bu iş senin için tutkuydu. Hiç ihtiyacın yok, restoran açmıştın. İnandığın yolda gidiyordun. Sen de Eyüp Şef'i araya soktun, restorana girdin. Madem restorana girdim, neden naz öpmeyeyim mi dedim. Bravo valla. Çok haklısın. Ayılık ettim. Bir kadının izni olmadan kesinlikle... Suç. Yaptığın şey suç. Dua et şikayetçi olmadan. Bak şunu düzeltelim. Ben sandığın gibi fırsatçı bir pislik değilim. İstediğim işi bulmuşum. Kaybetmek istemedim. Vakıfla anlaşmam bozulmuştu. Lansman gecesi işler karışsa bir restoranın kapanırdı. Son şansımızdı. Ben de aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Ama çok yanlıştı. Çok özür dilerim. Affedersin. Bu saatten sonra özrünün hiçbir anlamı yok. Senin gibi kontrolsüz, dengesiz biriyle çalışmamız mümkün değil. Sana hayatında başarılar. Efendim Taylan. Geliyorum şimdi. Tamam. Ben
Şekerim, herkes dün geceki şovu konuşuyor. Biz o kadar kalamamıştık. Çok üzüldüm kaçırdığımıza. Bir de oyuncunun biriyle öpüşür gibi yapmışsınız, öyle mi? Öyle. Küçük bir numara işte. Oo, çok yaratıcı, çok. Ne durumda aşağısı? Yani çocuklar zorlanıyor. Elleri ayaklarına dolandı. Bana da yaptırmadın. Sanki yetiştirebilecektik Naz. Artık gerçeği söylemek zorundayız. Kaçış yok. Haklısın galiba ya. Yani geç bile kaldık. Hadi. Hanımlar, bizim size bir şey söylememiz lazım. Aa, Fırat Bey. Biz sizi mutfakta sanıyoruz. Nerelerdesiniz? Hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de arkadaşlara anlattım dün geceki yemeklerin tadı damağımızda kaldı diye. Ama çok oldu yani, hanımlar acıktı söyleyeyim. Şekerler de düşmeye başladı artık. Yok, bu grubun şekeri kolay kolay düşmez bence. Ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Ha, beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şefim? Ah çok güzel. Hemen geliyorum. Ah, harika. Yeni şefinizin neydi? Biraz ağırmışsın. Merakla bekliyorum bu şefin yemeklerini. Ne? Evet, evet. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef. Resmen açıkta kalmıştık. Meral, peynir tabağı hazırlayalım. Roquefort, brie, camembert, biraz da üzüm çıkar. Tamam şef, komple ekleyelim mi? Bu defa Boğatepe gravyeri. Gökhan, et fırında mı? Hazır şef. Şahane. Sebzenin zamplasını hazırla, geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek ki. Efendim? Şahane diyorum. Meral, ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral, tamam mı? Gökhan, eti fırından çıkar hadi. Tamam şef. Yalan söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Hadi Gökhan, hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil sen. Tamam. Gökhan et. Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber sütü. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan, tavada istiyorum. Geldi şef. Hanımlar, nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? İnanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Nefis, gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz? Lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Bu yemeğin sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formülü domates salçasında ekledikten sonra voilà, işte karşınızda. Harika. Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar.
Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza, lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül alır. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar, tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Güzel. Hoştu. Gerçekten.